Evet, kristal yapıları nasıl isimlendirdiğimizden bahsettik. İsterseniz şimdi bu kristal yapıların ayrıntılarını nasıl değerlendiriyoruz bir de ona bakalım. Ayrıntılarından kastettiğim şu. Örneğin karşımızda kübik bir yapı duruyor. Bu yapının her bir köşesinde bir atom olduğunu biliyoruz. Buna ek olarak her bir yüzeyde de bir atom olabilir ya da kübün hacim merkezinde de bir atom olabilir. Bu atomları tarif etmek istediğimiz zaman kübün sağ üst köşesindeki atom ya da kübün üst yüzeyindeki atom gibi tabirler kullanmak istemeyeceğimiz için daha kesin matematiksel bir yaklaşım kullanıyoruz. Bu yaklaşımı aynı zamanda Örneğin buradaki kristalin içindeki bazı doğrultuları ve bazı düzlemleri belirtmek için de kullanıyoruz. Mesela bu doğrultudaki atomlardan bahsedeceksek eğer kristalin ön yüzeyindeki alt tarafta kalan doğrultudaki atomlar gibi belirsiz bir ifade kullanmak yerine yine bu matematiksel yaklaşımdan faydalanarak net bir şekilde hangi doğrultuyu kastettiğimizi belirtebiliyoruz. Şimdi bu yaklaşımdan bahsedelim. İki tane dikkat etmemiz gereken husus var bu yaklaşımı kullanırken. Bunlardan bir tanesi eğer hangi yapıyla çalışıyorsak örneğin burada kübik bir yapı var karşımızda. E bu yapıyı bir eksen sistemi üzerine oturtuyoruz ve kristal yapının koordinatlarını yapının simetrisine esas alarak belirtiyoruz. Burada kübik bir yapı olduğu için karşımızda bunun her bir köşesini bir eksene oturtarak e, x, y, z eksen sistemi üzerinde şöyle diyelim x, y ve z eksen sistemi üzerinde e, her bir doğrultuyu tanımlayabiliyoruz. İkinci olarak... Dikkat etmemiz gereken husus, bu kristal yapıların gerçek boyutlarını göz ardı ediyoruz. Çünkü önceki konularda bahsetmiştik. Bu kristal yapıların ebatları içine gelen atomların yarıçapları tarafından belirleniyor. Eğer küçük bir atom varsa, bu kristal kaf kafesin küçülmesini bekliyoruz. Eğer büyük yarıçapa sahip bir atom varsa, yani bu yapı öyle, o tür atomlardan oluşuyorsa, daha büyük ölçülere sahip. Kristal yapılar gözlemliyoruz. Bu tür farklılıkları ortadan kaldırmak için e, kristal yapıların ölçülerini göz ardı edip her bir kenarı bir birim olarak değerlendiriyoruz. Bundan kastımız şu: örneğin burada bir atom varsa ve biz onun bir birim yanındaki atom dediğimiz zaman artık buradaki mesafe her ne olursa olsun bu köşedeki atomu kastettiğimizi anlayabiliyoruz. Şimdi. Böyle birimler üzerinden konuşacaksak bir referans noktasına ihtiyacımız var. Ki bir birim sağa bir birim sola dediğimiz zaman hangi noktadan hareketle e, bu birimleri hesapl hesapladığımızı bilelim. Bu referans noktası tahmin edebileceğiniz gibi eksen sisteminin merkezi. Buraya da sıfır noktası. Hatta x, y, z koordinat sistemine baktığımıza göre her bir değerin sıfır olduğunu belirtmek için sırasıyla sıfır, sıfır, sıfır adını verelim. Şimdi bir birim örneğin bir eksen doğrultusunda ilerlersek mesela x ekseni doğrultusunda bir birim ilerlersek buraya geleceğiz. Buradaki nokta x eksenini 1'de kesiyor. Y ve z eksenlerini kesmediği için bir 0 0 olarak tanımlayabiliriz. Benzer şekilde burada da bir nokta var. Ee, pardon, buradaki nokta her iki her iki noktayı birden kesiyor. Hem Z hem iki, her iki eksen'i birden kesiyor hem y'yi hem z'yi. O yüzden sadece eksenleri kesen noktalara bakalım ilk olarak. Y eksenini birde kesiyor fakat diğer eksenleri kesmiyor. Dolayısıyla 0 1 çünkü ikinci sırada y var. 0, 1, 0 noktası olarak adlandıralım. Bir de z eksenini kestiği noktaya bakalım. Burada da x ve y eksenleri kesilmediği için artık rahat bir şekilde yazabiliriz. 0, 0, 1 noktasına bakıyoruz. Z'yi bir de kestiğini belirtmek için. Şimdi artık doğrultuları bitirdik. Bir de düzlemler üzerindeki noktalara bakalım. Örneğin bu köşe Z eksenini kesmemesine rağmen hem X hem de Y eksenlerini kesiyor. Yani X, Y düzlemi üzerinde yer alıyor. X'i 1, Y'yi de 1 noktasında kestiğine göre, Z'yi de kesmediğine göre bu noktayı 1, 1, 0 olarak adlandırabiliriz. Diğer köşede X'i kesmeyen bir nokta var. Yani bu nokta X eksenini kesmiyor, Y, Z düzleminde yer alıyor. Dolayısıyla X, 0 olacak y ve z değerleri 1 1 olacak. E, son olarak bu köşede de bir nokta var. Bu da y'yi kesmediği için 1, 0 1 noktası. Yani sadece x ve z eksenlerini e, kestiğini belirtmek için. Son olarak adlandırmadığımız bir nokta daha var. Bu küp üzerinde O da buradaki diagonalde yer alan nokta. Yani e, merkeze göre kübün diagonalinde yer alan nokta. Her üç ekseni de kestiği için bu nokta 1, 1, 1 olarak adlandırıyoruz. Noktaları bu şekilde yani kübün köşelerindeki atomları ya da noktaları bu şekilde adlandırdıktan sonra artık bu küp içerisindeki bazı doğrultuları nasıl adlandırıyoruz ona bakabiliriz. Çünkü çok benzer bir yaklaşım kullanıyoruz. Örneğin diyelim ki kübün merkezinden buradaki bir sıfır sıfır noktasına doğru bir vektör yer alıyorsa buradaki doğrultudan bahsediyorsak bu doğrultuda yer alan atomlardan bir şekilde bahsetmek istiyorsak eğer merkezden bir sıfır sıfır doğrultusuna uzandığı için bu vektörü böyle köşeli parantez göster gösteriyoruz. 1 0 0 olarak tanımlıyoruz. Yani bu vektör e, merkezden başlıyor ve 1 0 0 noktasına uzanıyor anlamına geliyor bu. Örneğin ikinci bir örnek yine merkezden buradaki 1 0 1 noktasına gelen bir vektör olsun bu sefer. Şöyle çizelim. Aynı şekilde yine merkezden bu sefer 1 0 1'e geldiği için yine köşeli parantezli bu vektörü de 1 0 1 ya da şöyle daha büyük yazayım daha okunaklı olması için 1 0 1 olarak adlandırıyoruz. Bu sefer rakamlar arasına virgül koymuyoruz. Yine köşeli parantez kullanıyoruz. Bunun bir doğrultu bir vektör olduğunu belirtmek için Burada bazı uygulamalar var. Daha doğrusu farklı yönlerin gösterildiği bir uygulamamız var. Ee, bu uygulama üzerinde farklı yönlerdeki vektörler nasıl değişiyor? bir Basit bir kübik yapı üzerinde inceleyebilirsiniz. Örneğin 1, 0, 0 sadece x'deki noktayı keseceği için merkezden x'deki 1, 0, 0 noktasına uzanan bir vektörle gösteriyoruz. Ee, eğer örneğin şöyle göstereyim. 1, 0, 1'e uzanıyorsa yani x ve z'yi 1'de kesen fakat y düzleminde yer almayan bir doğrultuda doğrultudan bahsediyorsak bu şekilde gösterebiliyoruz. Eğer kübün diğer yüzüne gidiyorsak o zaman 1, 1, 1 olması lazım artık. Gerçekten de öyle. Kübün merkezinden başlayıp diagolin, diagonaline uzanan bir e vektör var artık karşımızda. Son olarak bir de bahsetmediğimiz türde enteresan bir vektör var. 2, 2, 1 olarak gösterdiğimiz bu vektör x'i 1'de kesiyor, y'yi 1'de kesiyor, z'yi ise yarımda kesiyor. Bu tür vektörleri örneğin bize böyle bir doğrultu verildiğinde bu doğrultuyu bir kristal yapı üzerinde göstermek istiyorsak şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Yine aynısını alalım. Şöyle bu sefer farklı bir renkle göstereyim. Diğerleriyle karışmasın. 2, 2, 1 doğrultusunu göstermek istiyorsak bir kristal kafes üzerinde yapmamız gereken şey artık her bir kenar ölçüsü bir birim olan bir küp içerisinde bunu gösteremeyeceğimiz için bu iç, içeride kalan değerleri en büyük değer yani doğrultuları gösteren bu rakamlar arasındaki en büyük değer 1 olacak şekilde ortak bir değere bölüyoruz. Örneğin burada ki doğrultuyu belirten sayılar 2, 2, 1. Buradaki en büyük sayı 2 ve bunu 1 yapmak istiyorsak ki bu küpün içine sığdırabilelim bu vektörü. Buradaki bütün sayıları 2'ye bölebiliriz. Böyle yaptığımız zaman bütün değerleri 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman bu vektör 1, 1, 1 bölü 2 olarak isimlendireceğiz. Şimdi bu tabi doğrultu olarak herhangi bir değişim yok. Aynı doğrultuyu gösteriyoruz. Sadece bu vektörü buradaki birim küp içine yerleştirebilecek şekilde küçülttük bir anlamda boyutunu. O zaman nasıl bir şey çizmemiz lazım? X'i 1'de kesiyor. X'i burada kesecek. Y'yi de 1'de kesiyor. Burada Z'yi ise yarımda kesiyor. Burası 1 ise yarımı da burası olarak alalım. Yani her 3 ekseni de kestiğine göre artık herhangi bir doğrultu ya da bir düzlemde değil. Bütün eksen sistemi boyunca uzanan bir vektör var karşımızda. Onu da bulmak için bu 3 noktanın kesim noktasını yani birleşim noktasını buluyoruz. O da buraya denk geliyor. Demek ki buradaki 2, 2, 1 vektörü ...buraya uzanıyormuş diyebiliriz. O oldukça basit bir değerlendirme. Ee, zaman zaman bazen... ...kristal yapılar üzerindeki... ...doğrultuları nasıl adlandıracağımızı... ...bulurken... ...bazı karmaşalar yaşayabiliriz. Onu da şöyle yine bir farklı... ...renkle göstereyim. Bu sefer şöyle... ...bir renk olsun. Örneğin mesela şöyle bir vektör olsun kübün üst yüzeyinde yer alıyor ve bu merkezden başlamadığı için bunu nasıl isimlendireceğimiz konusunda bir karmaşa yaşayabiliriz. Ee, belki bunu yeniden çizersem daha rahat olacak. Onu da şöyle yapayım. Şimdi tekrar buraya çizdim bu koordinat sistemini buradaki doğrultuyu bulmak istiyoruz. Yapmamız gereken artık bu merkezden başlamadığı için bu vektörü merkeze taşımak. Yani nasıl bir şey olacak? Bunu, vektör, bu, bunu merkeze taşıdığımızda bu tek bir düzlem üzerinde yer alıyor. Yani x, y, z eksenleri bu şekilde tanımlarsak bu vektörde x, y e düzlemi üzerinde yer alacak. Merkeze taşıdık. Tek yaptığımız bunu bir aşağıya aşağıdaki düzleme indirip biraz da geriye kaydırmak. Bu ucu merkeze gelmesi için. Çünkü isimlendirirken daima vektörün başlangıcını e merkez noktasına taşıyoruz. Burası 0 0 0 noktası. Şimdi bakalım bu vektör bu eksenleri kaç nerede kesiyor? Burası x'in artık eksi değerleri. Y'yi 1'de kesen bir vektör var karşımızda. X'i ise eksi 1 değerinde kesen bir vektör var. Z'yi herhangi bir değerde kesmiyor. Bu noktaları o zaman buradaki noktayı X'i eksi 1'de kesiyormuş. Y'yi 1'de kesiyormuş. Z'yi ise kesmiyormuş. O zaman vektörün nereden nereye uzandığını biliyoruz. Yine merkezden eksi 1, 1, 0'a uzanıyorsa bu vektörü Eksi 1'i 1 bir üzerine bir çizgi koyarak belirtiyoruz bu notasyonda. X'i eksi 1'de kesiyor. Y'yi 1'de kesiyor. Ee, Z'yi ise kesmiyor. Yani sıfır değerinde olarak tanımlayabiliyoruz. Buradaki ana düşünce şu. Bildiğiniz gibi bu kristal yapılar e, bir katı bir malzeme içerisinde belki de sonsuz kere birbirlerini tekrar ediyorlar. Dolayısıyla bunları üst üste üst üste düşünürsek aslında burada birçok kristal yapı var. O yüzden burada da hemen bir kristal yapı daha olacağı için bunun üst tabanı olsa bile üst yüzeyinden bahsediyor olsak bile aslında bu bir üstteki kristalin alt yüzeyi. Diğer bir deyişle aslında bu yüzeyler Doğrultular temel alındığı zaman bir anlamda eşdeğer gibi düşünebiliriz. Yüzeylerden bahsederken bunları farklı bir şekilde tanımlayacağız. Ama doğrultulardan bahsederken eğer böyle farklı bir yüzey üzerinde yer alan bir vektör varsa ve bu eksen sisteminin merkezinden geçmiyorsa her zaman yapmamız gereken şey bu vektörü eksen sisteminin merkezine taşımak, hangi noktaya uzandığını bulmak ve o nokta üzerinden bu vektörün e, matematiksel değerini e, yazmak. Bir sonraki videoda bu kristal yapılardaki düzlemlerden bahsedeceğiz.